Bugün sağlık dolu, şifa dolu bir bölüm olacak sizler için. Özel bir bölüm hazırladık. Tıbbi beslenme uzmanı, çok sevgili uzman doktor Eyüp Yılmaz. Siz onu Doktor Fit olarak da biliyorsunuz. Eyüp Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ben sizi yıllar önce, yayından önce de söyledim zaten, bir TED videosuyla tanıştım. Orada gayet etkileyici bilgiler verdiniz herkese. Büyük topluluklara seslendiniz. Videolarınız da zaten milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Ben sizin açınızdan, sizin bakış açınıza göre sağlıklı beslenme nedir? 7 adımda 40 yıllık beden temizliği nasıl yapılır? Biraz bunların detaylarına inelim istiyorum. Sağlıklı beslenmenin bir kere sürekli sağlıklı gıda yemek değildir. Hı hı. Yani sağlıklı beslenmenin yapmış en büyük hatalarından birisi de bu. Tanımlaması, sağlıklı gıdayı sürekli yiyen birisi sağlıksız olur. Takıntı halinde ama bir de böyle sürekli sağlıklı bir şeyin peşinde koşanlar bir var. Bir insanın yanlış bir besini yerken, yanlış bir gıdayı tüketirken oradaki endişesi, korkusu, yanlış besinin vereceği zarardan daha büyüktür. Yani duygu öylesine bir zarar verir ki sana, sen yaptığın o yanlış gıdanın vereceği hasarın onda birini bile almazsın. Dolayısıyla insanların yemek yerkenki duyguları zararı belirleyicidir. Bir kere bu sağlıklı gıda tanımını zihninizde yeniden oluşturmalısınız. Sağlıklı beslenmek ile sağlıklı gıda bir denge içinde. İnsanın yanlış gıda ihtiyacı vardır. Neden? Genelde hani hep tam tersi konuşuluyor çünkü. Az önce masadaki yemiş olduğum çikolata için kameraya alırım, yayınlarım demiştiniz. Ben de lütfen demiştim. Çünkü gerçek bu. Fanus değil bu. Bu bir hayat. Bizim çikolataya da ihtiyacımız var. Bizim yeri geldiğinde şekere, tatlıya ihtiyacımız var. Bizim yanlış gıdaya ihtiyacımız var. Dedim ki, düşünsene Hülya dedim. Ben evime bir sürü malzeme alıyorum. Alet adavetler alıyorum. Ama bu aletleri hiç kullanmıyorum. Niye aldınız? Düşündüğünüz zaman işlevsel olması gerekiyor. İşlevsel olması gerekiyor. Ki bir şey yarasın. Ben güçlü antioksidanlar tüketiyorum. Güçlü besinleri yiyorum. Bu besinler ne iş yapacak bedenimde? Neler yapacak? Benim bedenimde yapacağı şeyi müsaade edeyim yapsın. Böylelikle onun yeteneği artsın. Yani full, çok sağlıklı, çok muhteşem. Yani bütün aldıklarını sağlıklıysa vücudundaki mukavemet dediğimiz, uyumlanma dediğimiz, adaptasyon dediğimiz kavramlar işlevsiz kalır. Yani hayata uyumlanma becerini kaybedersin. Yani değişimlere uyumlanamaz hale gelirsin. Bir de savunmasız kalıyoruz sanki. Hani hep böyle sağlıklı. Hatta çünkü her ortamda da sağlıklı beslenemiyoruz. Hep evde değiliz sonuçta. Kendimiz yaratamıyoruz ve gıdaları yapamıyoruz. Zaman zaman da hani dediğiniz gibi hani iyi olmayan gıdaları da aldığımız oluyor. Şimdi itiraf edelim. Hani ya da bir yere yetişmek zorunda kalıyoruz. İtiraf etmek değil zaten. Hayat bu yani. Hayat bu. Dediğiniz gibi yayın öncesi iki tane çikolata attık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim yapmamız gereken şey hayatımızla ilgili temizlenmeyi öğrenmektir. 7 adımda 40 yıllık beden temizliği buradaki noktalara temas eder. Yani kirleniyoruz zaten. Konuşmaya gerek yok. Yeterince kirleniyoruz. Fakat kirlenirken duyguları dikkat edelim. Temizleneceğini bilerek, temizleyebileceğimize inanarak kirletelim. Yani bu akşam misafir gelecek, mutfak kirlenecek biliyorum. Telaş etmeye gerek yok. Sonraki günlerde diyorsunuz. Temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz zaten. Tamam mı? Yani temizlemenin o öz güveni sizi alır götürür sağlığa. Ama ben böyle eyvah ya bugün tüh bunu yedim, dün de şunu yemiştim. Ulan ne olacak benim halim? Dersek ne oluyor? O zaman kaygının yıprattığı bir bedeni onaramazsınız. Zaten vücut strese girdiği zaman da o atması gerekenleri atamıyor sanki. Ben öyle hissediyorum değil mi çoğu kişide? Yani sizin o beden temizliği ilgili şansınız gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Blokaj koyuyorsunuz vücuda. Oysa bedenin temizliğinin 7 adımı dediğimiz konu 1. Duygularla başlamışım. Birinci madde huzurdur, güvendir, ferahlıktır. Yani o duygu muhteşem bir şeydir. Yani ne iş yapıyorsanız huzurla yapın. En iyisini yapın ve başarı duygularıyla besleyin kendinizi. Çünkü insan sadece gıdayla beslenmez. Tabii ruhu da beslemek gerekiyor her anlamda. Ruhun beslendiği bir bedeni yani gıdanın besleyiciliğiyle bütünleştirdiğiniz zaman mucize çıkar ortaya. Yani o yüzden o ruhsal düzeyi dikkat edin. Anda neredesin? Nefretle, kinle kalma sakın. İkinci adım, bağırsağını temizlemekle başla dedik. Karaciğerini temizle. Ağır metallerini temizle. Damar yollarını açmayı öğren.
Damarlar diyorlar açılmaz değil. Açılır. Her türlü damar açılır. Bunu deneyim. Operasyonsuz mu yoksa kendiliğinden beslenerek. Bir şeyler beslenerek de yapabiliriz diyorsunuz. Ya bir damar beslenerek tıkanmışsa beslenerek de açılır. Mümkün yani böyle bir şey. Mümkün mü değil yani. Bu konuda şey artık bilimsel makale düzeyine geldi bu yani. Biz deneyimlerimizle görüyoruz zaten. İnsanlar kalp damarını %90 tıkalı olan adam 4-5 hafta sonra bakıyor %15-20 tıkalı. Ne oldu? Karşılaştırma şansınız oluyor sürekli. Tabii. Elinizde bir data da var yani, hastalarınızdan dolayı. Yani bununla ilgili onlarca kitap da yazıldı. Yani bu konuda çalışmalar yapan doktorlar, dünya çapında yayınlar yapan insanlar da var. Ama biz kendi dünyamızda evet gördük. Yani Çapatı Fakültesi'nde %90 tıkalı denilen bir damarın 4-5 hafta sonraki bakımların anjiyosunda yok ya, bu %15'e düşmüş. Yani ne yapıyoruz da peki hocam? Madem damardan girdiniz oradan gidelim. Neyle besleniyoruz da damarı açabiliyoruz? Bir kere damarı tıkayan sebepleri bilmeniz gerekiyor. Yani bu damarın neyle tıkadığı, onun yerine onları bir geri al, doğru beslenmeyi öğren. Buradaki damarın en çok tıkayan bizim karşılaştığımız hatalar nelerdir derseniz, kıymetli hocam, bir kere okside olmuş yağlar. Okside olmuş yağlar. Yani ben burada en çok ayçiçek yağını suçlamak zorundayım maalesef. Hayvansal yağları suçlayan arkadaşlarımı çok duyacaksınız. Fakat hayvansal yağlar değil. Problem oksidasyondur. Yani yağın kendisi değil. Yağın okside olmuş olması bizi hasta ediyor. İzleyicilerimiz şimdi hani ben biliyorum ama mutlaka ilk kez duyanlar vardır. Yağ nasıl okside oluyor? Ayçiçek veya zeytinyağı hiç fark etmez. Yüksek ısı işlem bir oksidasyon sebebidir. Yani bu rafinede de olsa yüksek ısıdır. Senin evinde soğanı kavururken de yüksek ısıdır. Sen fındığı kavurduğun zaman da yüksek ısıdır. Bademi kavururken de yüksek ısıdır. Pi'nin Yaşamı filmini izlemiş miydin? Evet. Oradaki hikaye yani. Sen bir şeyle uğraşıyor olman çabalamanı gerektiriyor. Çabalaman demek tutunmayı gerektiriyor. Tutunman demek senin sağlığı gitmeni gerektiriyor. Yani fizyoloji de bu kurallarla yaşıyor. Yani full konfor ortamı ölümdür. Konfor ölüm mü getirir? Tabii, konfor rahatlık, ortamı. Konfor ortamı. Evet. Emeklilik ve sonra gideyim bir denizin kenarında ev tutayım. Ondan sonra her gün balık tutayım. Oradan geleyim. Bir akşam balıklarımı yiyeyim. Bu hayatı hayal edenler mezarlarının hayali kurarlar. Çabuk yaşlanırlar, çabuk ölürler diyorsunuz o zaman. Çoğu kişi de buna heves ediyor. Yani bir an önce emekli olayım, bir sahil kasabasına yerleşeyim, Ege'ye gideyim falan diye. Siz şimdi tam tersini söylüyorsunuz. Emekli olup böyle rahat, konforda olmak. Bir insanın buna ihtiyacı 6 aydan fazla değildir. 6 aylık bir ihtiyacım olabilir. Dinlenir, bir ikinci mola verir. Sonra döner, yepyeni bir projeyle hayata sarılmak zorundadır. Aksi halde biter. Sürekli yeni bir şey koymalı o zaman. Zorunludur. Hep aynı. Yaşamak istiyorsa zorunludur. Gitmeyecek yani. Yani ben hem böyle gerçekten yani artık emekliyi hak ettim. Bundan sonra hayatın tadını daha iyi doyasa yaşamak istiyorum diyorsanız seveceğiniz işi yapacaksınız. Seveceğin iş seni o hayal ettiğin yere götürür. İş, o da değiş tutar değil mi hocam? İşsizlik değil. İşsizlik değil, doğru söylüyorsunuz. Sabah bir sizi yataktan kaldıracak bir şey lazım yani. Kalkmanızın da bir sebebi olacak. Sakin sakin tabii ki herkes yaşamayı arzular ama. Peki bir de dediniz ki bağırsak temizliği. Yağları konuştuk, bir de bağırsak temizliği. Onu nasıl yapacağız peki? Asıl önemli taraf bu herhalde. Evet. Asıl önemli ana başlıklardan bir tanesi. Bağırsak temizliği dediğimiz konu aslında ağızla başlayan bir şeydir. Yani bir insan iyi çiğneyemiyorsa bağırsak temizliği yapamaz. Çünkü iyi çiğnenmemiş bir şey bağırsağın yüküdür. Bağırsağın yükü devam ederken siz bağırsağı temizleyemezsiniz. İkinci basamak midenin gücüdür. Midesi hazmetmeyen bir adamın bağırsağını temizleyemezsiniz. Çünkü hazm olmamış gıda bağırsağa gidiyor. Dolayısıyla mide asidini güçlendiren bir yolculuğunuz olmalı. Sonra bağırsağın florasını düzeltmek, probiyotik zenginliğini artırmak, geçirgenlikle ilgili süreçleri yönetmek, bu basamakları tek tek başarmanız gerekiyor. Bağırsak temizliği dediğimiz konu, florayı nasıl düzenlersiniz? Probiyotikleri artırırsınız. Oradaki diyelim ki müsin tabakası çok kalınlaşmış.
Buna KMSA'yı bir probiyotik eklersiniz. Diyelim ki mezozom aralıkta çok yıkılmış. Buna çok güçlü glisin, sitrullin, arginin gibi amino asitlerden içeren bir beslenme öğretirsiniz. Ki bu bahsettiğim beslenme çok da böyle aman aman böyle çok zor bir şey değil. Bu bizim mor meyvelerin birçoğunda olan bir şeydir bu bahsettiğim. Yani bunları bulabilirler. Ve kuzu kemiğinin suyunda da var bu amino asitlerin büyük kısmı. Siz peki probiyotik ve prebiyotik dediniz ya şimdi onları konuşurken mor meyveler. Siz onları hap olarak almayı mı öneriyorsunuz? Yoksa hep böyle yine gıdalardan ya da işte prebiyotik, probiyotikteki bu fermente gıdalardan mı desteklenmeyi? Yo, destek anlamındaki ürünleri de yani doğru destekleri tabii ki öneriyorum. Böyle şey olmaz. Yani o doğru ürün zenginliği bizim için yani adam kuzu etinin kokusuna dayanmıyor. Evet, yani öyle olunca mecburen. Git eczaneden bu ürünü kullan diyebilirsiniz. Bu çok akıllıca bir tercihtir. Burada bir yanlışlık yok. Ama elde edilen metodu bilmek isterim hep. Nasıl elde edildi? Ürün nasıl elde edildi? Ürünün içeriği güzel ama nasıl elde edildi sorusunu sormamız lazım. İçeriğine dikkat edeceğiz. Bağırsak temizliğinin başka adımları var mı? Peki bahsettiğiniz şekilde. Şimdi bir şey çok zorlaştırdığınız zaman işlevsel olmuyor. Bu. Yani basit. İçini, midenize aslında dikkat edin. Güçlü bir mideye sahip olun. Ve sonra prebiyotik zengini beslenin. Probiyotik zengini beslenin. Onarıcı gıdaları artırın. Daha bundan sonrası selamet. Çok önemli. Özür. Neyle bozdunuz? Sorusunun cevabını bilin. Evet, evet. Yani. Neyle bozuyoruz daha çok hocam? Çünkü Türkiye'nin %60'ının bağırsakları bozuk. Bilimsel olarak bu artık ortaya konuyor. Sibosu olan var, kandidası olan var. Bir türlü böyle o bağırsakları toparlayamıyor insanlar. Çift taraflı da olabilir tabii. Hani çok çalışan veya az çalışan bağırsak da konuşuyoruz burada her iki taraftan da. Ne yapıyoruz da, ne yiyoruz da bağırsaklarımızı bozuyoruz? Ne yemiyoruz ki? Varsa en çok ne bozuyor sorusunun cevabı. Bir, kesinlikle rafine gıdalar bozuyor. Rafine gıda tüketen bir adamın varsana onu aramazsınız. Nedir rafine gıdalar? Ekmekler. Rafine gıdalardır. Yani içindeki lif alınmıştır. Yani lifsiz beslenmek bir patolojidir yani. Dolayısıyla bir kere lifli beslenmeyi öğretmemiz lazım. İkincisi, bağırsakların böyle çok fazla karıştırılmış olması da bir problemdir. Yani ne demek çeşit, karıştırılmış? Çeşit olması? Böyle 10 çeşit yemekler yemek. Çok fazla karışık yemek. Hazma müsaade etmemek. Yani yemek yedikten sonra 2 saat beklemek gerekiyor. Su içmemek gerekiyor. Biz ama genelde suyu da yemekle birlikte içiyoruz hatta değil mi? Tamam. Böyle bir hata yapıyoruz. Bunu durdurmamız gerekiyor. Bizim için çok önemli böyle GDO'lu besinleri tüketiyoruz. Diyeceksiniz ki bunun bağırsakla ilgili bir şey var mı? Aslında birinci yani direkt etkisi yok. Ama bunların çoğu dengesiz bir şekilde alındığında, yeterince lifli alınmadığında bunlar karbonhidrat kısımları bir sağlık sorununa dönüşme potansiyeline sahip oluyor. Bence bağırsakları gözle görülmeyen bir şey var bozan. Yoğun hayvansal proteinler. Yani neden diyeceksiniz? Neler mesela? Neleri şimdi kastediyoruz burada? Ben burada bunu neden söyledim biliyor musunuz? Profesör Doktor Hiromi Shinya'nın kendisi bir kolonoskopi de endoskopik kolonoskopinin mucididir. Onun yaptığı çalışmaların videolarını görüyorsunuz. Orada kendisi diyor ki hayvansal protein tüketenlerin özellikle peynirle beslenmeleri. Süt ürünleri. Eti de katar mıyız? Tabii eti de katıyor. Hayvansal proteinlerle beslenenlerin bağırsaklarını gösteriyor. Orada bağırsaklarındaki enflamasyonu gösteriyor. Dolayısıyla ben oradan şunu anlıyorum. Yani hayvansal protein düşündüğünüz kadar böyle çok doğru bir tercih olmuyor. İnsanlara bizim hayvansal proteinleri azaltmayı öğretmemiz gerekiyor. Bana diyeceksin ki ne kadar ihtiyacı? Bir insanın hayvansal protein ihtiyacı dürüst olmak gerekirse biz çok abartıyoruz ama haftada bir kere. Gerçekten mi? İhtiyacı bu kadar. Oo, haftanın 7 günü tüketen insanlar biliyorum. Yani 14 kırmızı etiyle, yumurtasıyla. Yani kahvaltıda yiyor, peynir, akşam yiyor. Evet. Yani sürekli yumurta yiyor, sürekli peynir yiyor, sürekli et yiyor, sürekli. Evet. Yani insanların böyle beslendikleri ve bunun oluşturduğu bir atık yükü var. O yüzden 7 adımda 40 yıllık beden temizliği kitabında diyoruz ki atık yükünü önce azalt. İşte hayvansal proteinler atık yükünün en önemli kaynaklarından birisi olduğunu görüyoruz. Oradan bunu azaltmayı öğretmemiz gerekiyor. Bağırsak detoksun bence en değerli basamağı bence bir bu kirletmemek. Kirletici de en başta hayvansal protein. Rafine karbonhidratlar yani GDO'lu dediğimiz ya da ata tohumu olmayan karbonhidratlı ekmeklerin getirdiği sonuçlar. Ben GDO'suz
Yani ata tohumu, her türlü ekmeğin sal getirdiğine inanırım. Ama hocam şimdi bir de ekonomik gerçeklikler var. 81 milyonuz, hatta şimdi artık 85 milyonu da geçmişizdir. Markete gidiyorsunuz, atıyorum 2 liraya beyaz un satılırken öbür atalık tohum dediğimiz şey çok daha pahalı ya. Belki birkaç katına satılıyor. Şimdi insanlar nasıl alsınlar bunu? Mecburen bir taraftan da mecbur kalıyor insanlar bunları satın almaya, değil mi? O tarafı da var bu işin çünkü. Tabii insanlar tercih yaparken bir yerde, yani ya ilaca, doktora gidecek. Evet. Orada bir bedel ödeyecek. Hı hı. Ve sağlık konforu olmayan bir hayatı yaşayacak. Ya da oradaki o parayı ödeyecek. Evet. Yani bu kesinlikle doğru bir tercihtir. Ne kadar maliyetli olursa olsun, hı hı, doğru besin sizi iyi yere götürecek. Ne kadar maliyetli olabilir ki? Hı hı. Yani taş çatlasın, yani bir ekmeğin fiyatı, yani düzenli olarak siz bir ekmek alıyorsanız, yani aylık işte bilemiyorum şu anda ekmeğin fiyatı olmuş. Ben de tüketmediğim için ekmeğin fiyatı. Hani 15-20 lira olmuş bir ekmek. Aylık 600-700 liralık bir masrafınız var diyelim kişi başı. 100-200 lira belki, ben, biraz daha fazla ödeyeyim. Ben dürüstçe söyleyeyim. Yani en kaliteli siyaz ekmeğini alsanız hani aylık 500 lira ödemezsiniz. Hı hı. 500 lira ödeyemezsiniz çünkü siyaz ekmeğini siz bu kadar yiyemezsiniz. Yani çünkü yiyeceğiz, tok bir ekmek. Tabii. Doygun bir ekmek. İki dilim yersiniz günlük. O da zaten bir ekmek alsanız ki parça parça dondurucuya koysanız, günlük ihtiyacınızı çıkarsanız hem taze, böyle tost makinesinde mis gibi kokar. Hı hı. Ondan sonra üzerine bir tereyağı da dökersiniz, pul biberi ve karabiber falan serpersiniz. Sofranızı zenginlik katar. Hı hı hı. Böyle bir hayatı yaşamak varken, yani o fırından aldığın rafine ekmeğin, o yani maya kokan kimyasallarla ekmeği, sen kalkıp tercih ediyorsan, bu da senin sağlığa olan değerin. Yani sağlığa bu kadar değer veriyorsun. Kendi bedenine bir de, değil mi? Kendine verdiğin değeri de gösteriyor bir taraftan. Yani insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle anlık düşünüyor. Hı hı, yani hı. Uzun vadeli düşünmüyor. Yani şu an sen böyle bu işi, bu küçük masraftan kaçıyorsun, o 500 lira vermekten kaçıyorsun. Yani bağırsak florasını ve bağırsaktaki o enflamasyonu bilseydin, hı hı, 10 katı olsa yine bu 10 katı olanı öderdin. Hı hı. Çünkü buradaki enflamasyon sana maliyeti 100 katı. Peki hocam, bağırsak temizliği için gıdalar var dediniz ya. Sizin önerileriniz ne olur? Böyle 10 tane gıda saysak. Mutlaka şunları 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 tüketin. Biliyorum çünkü milyonlarca izlenen bir videonuz var. İnsanlar onu da duymak ister bence, bizi izleyenler. Şimdi insanın bağırsaklarını temizleyecek 10 tane de 100 tane gıda sayar. 100 tane olabilir ama hani ilk ona neyi hani koyarsınız böyle, mesela? Hani mantığını anlaşılsın. Mantığı anlaşılırsa konu daha böyle gerçekçi ve kafada oturur. Hı hı. Bir kere sirke kullanımını öğrenin. Çünkü mide asidini güçlendiriyor. Mide asidini güçlendirirseniz bağırsaklarınıza güç verirsiniz. 2 kuru soğanı sevin. Çünkü mide asidini güçlendiriyor. Mide asidini güçlendirirseniz bağırsaklarınıza güç veriyor. 3. Yemek anında boğazınızda tahriş mahriş yoksa böyle mide asidinizi güçlendiren limonu kullanın. Size güç verir. Nar suyunu yemek, eğer yağlıysa, yağlı bir yemek yiyorsanız az bir nar suyu. Bakın, bir bardak dolusu değil. O zaman zaten şekerimizden çıkar. Yani ekşidir. Peki şekeri de yükseltmeye de bilir. Ama bizim amacımız mide asidi uyarmak. Bizim amacımız oradaki antioksidan kapasiteyi kullanmak. Bir bardak ihtiyaç yok. Bizim böyle çeyrek bardak, böyle yudum. Bunlar mide asidini güçlendirerek bağırsağa hizmet edenler grubuna giriyor. Kaya tuzundan korkmayın. Kaya tuzu kullanımıyla yine mide asidini tahrik edebilirsiniz. Yemekten önce azıcık bir kaya tuzu dilinizin altına koyduğunuz zaman bütün sindirim sisteminiz hararetlenir ve asit üretir. Yemekten önce diyorsunuz. Tabii, yemekten önce. Ve sizin emeğinizi, hazmınızı güçlendirir. Gelelim bağırsağa. Bağırsağın temel ihtiyaçlarını unutmayın. Liftir. Bağırsağın temel ihtiyacı doğru amino asitlerdir. İşte glutamin, glisin ve sitrulin amino asitlerinden bahsediyoruz. Bu amino asitleri bulabileceğiniz besinler vardır. İşte bunun içerisinde kelle paça da vardır. Bunun içerisinde mor meyveler de vardır dedik. Dolayısıyla bunlar da sizin için listede yer almalıdır. Hayatınızda bulundurmalısınız bunları. Bağırsakların lif ihtiyacını çok kolaylıkla elde etmek istiyorsanız siyaz ekmeği gibi, kavurucu ekmeği gibi ekmekler, arpa ekmeği gibi ekmekler kullanınız. Ama tansiyon hastalarının kullanımını sınırlıyoruz arpa ekmeğinde. Çünkü tansiyon biraz yükseltici etkisi olduğunu hatırlatayım. Ama az miktarda koyarsanız da ilaçtır. Yani mesela %10, %20 arpalı bir siyaz ekmeği yaparsanız da ilaca dönüşür.
Öyle mi? Tabii ki. Arttırmış oluyorsunuz. Müthiş B vitamini zenginidir. Hı-hı. Düşünün, arpanın en iyi gıdasını kullanan atlardı. Atların enerjisini Hı-hı. düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. Nasıl Hı-hı. muhteşem bir enerjileri vardır. Doğru. Yani evet. atlar çok severek tüketir bunu. Bir diğer böyle sizin bağırsaklarınıza dost olabilecek besinler grubunda kesinlikle size bir salata tarifi vereyim. Hı-hı. Bu programın bir hediyesi olsun. Ve bu salatayı sunarak bu kişiler hayatlarında o bağırsak florasını da desteklemiş olacaklar. Nedir bu? Kırmızı pancarın Hı-hı. salatası. Ancak bildiğiniz üzere kırmızı pancarın bir nahoş tadı vardır ve insanlar evet. çok sevmezler onu. Hafif de bir tatlı kokusu bir şey evet. de oluyor. Rahatsız eden Hı-hı. bir kokusu evet. var yani. İşte onu yok eden bir yöntem var. Onu biz ayvayla birleştiriyoruz. Ayva nedir? Ayva bir bağırsak dostu mudur? Evet. Hı-hı. Akciğer dostu mudur? Evet. Kalbin dostu mudur? Evet. Antioksidan mıdır? Evet. Nifile mükemmel. Hı hı, ya hı. ayva kadar güçlü bir antioksidan, yani antioksidan kapasitesi çok güçlü olmasa da besin zenginliğiyle muhteşem bir üründür. Hı hı, hı. Ben ayvayı rendeliyorum. Çok güzel. Salataya da güzel yakışır. Kolay da çiğnenir. Rendelerini rendelemez hemen yağlıyorum ki okside olmasın diye. Hı hı. Yoksa hemen okside oluyor. Hı hı. Ondan sonra bunu alıyorum. Kırmızı pancarla karıştırıyorum. Hı hı. Sonra üzerine sirkemi, limonumu ekliyorum. Zeytinyağını bolca ekliyorum. Bunları güzel karıştırıyorum. Yeşillik koymuyor musunuz hocam? Hayır. Bu karışma hiçbir şey yok. Hayır, tamam. Hayır. Bu tadı, bir tadıyorum. Eğer hı hı. kırmızı pancarın tadını almaya yetmişse ayvanın tadı, pek bir şey koyma. Hı hı. Bazen yetmiyor. O ayvanın kalitesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Ayva güçlüyse bastırıyor. Değilse hemen takviye kuvvet alıyorum. Ne koyuyoruz? Havuç. Havuç. Aa, havuçla tamam. rendeliyorum. Hı hı. Onu ekliyorum. Bu sefer onunla hattaki harmanlıyorum. Aa, vitamin de almış olduk havuçla. Gözü de destekledik. Gözü de destekliyoruz. Cildi de güzelleştirdik. Hı hı. Yahu, daha ne olsun? Şahane bir salata tarifi oldu. Aslında kırmızı pancardaki karotenin zenginliği havuçtakinin 100 kat fazla. Hmm. Yani orada kırmızı pancarın olduğu bir yerde havuca ihtiyaç yok aslında besin anlamında. Hocam peki pancarı mesela bir avuç kadar tüketmek mi gerekir? Çünkü bazen idrarda da görüyoruz ya hani öyle bir fazlalık tüketirsek yanlış bir etkisi oluyor mu? Yok, hiçbir yan etkisi yok. O, orada bir temizlik görevi yapar, başka bir şey yapmaz. Korkmayın. Yani o antioksidan idrara çıktı diye bir şey olmaz. Sizin mesanenizdeki oluşmuşsa bir kanser hücreleri onları bile temizler. Oo, şahane bir etkisi var. Güçlü bir antioksidan çünkü. Zaten sirke koyuyorsunuz. Yani siz 10 gün, 20 gün üst üste böyle idrarınızda kırmızılık aksaydı mesanedeki tümör dayanamazdı ona. Dayanamazdı, temizlenirdi. Şahane bir salata tarifi oldu. Bağırsak temizliğiyle ilgili var mı başka? Ha, daha var. Tabii. Ekleyeceklerimiz var. Tabii tamam. Buna siz tabii üzerine bol kabak çekirdeği ekleyeceksiniz ki böyle uykunuz güzelleşsin, magnezyum ile güçlensin, içindeki yağ ile güçlensin. Üzerine birazcık da kaya tuzunuz ve baharatınız, çok az bir zencefil koyabilirsiniz, muhteşem oluyor. Taze zencefil mi rendeli? Evet, azıcık tamam. Böyle. Yani müthiş bir aroma çıkıyor ortaya. Aromayı değiştirmenin metotları, kavurma biçerezliği değiştirebilirsiniz. Hı hı. Bir de öğlen yemişseniz buna bir avuç dut ekleyin. Dutun kurusu kuru, ama. Dut. Kuru dut. Eğer öğlense. Şahane. Çünkü geceleyin dutu eklediğiniz zaman uyutmuyor. Hmm. Yani biraz enerji veriyor. Hı hı. Ama öğlenin enerjinizi yükseltiyor bu. Hı hı. Günü daha dinamik geçirmemize canavar yardımcı olur. Canavar gibi olur. Valla şahane bir şey oldu, karışım oldu bahsettiğiniz. Ama içinde tahıl görmedim hocam. Tahılı mesela hiç kullanmadınız. Tahıl kullanırsak daha değişiyor mu orada durum? Siz zaten tahılları desteklemiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hayır, destekliyorum. Destekliyorum. Tahıllarla hiçbir kavgam yok. Ben yapıları değiştirilmiş tahıllarla kavga ediyorum. Hı. Yani glutenin molekül yapısı değiştiği için insanların alerjik reaksiyonlar yaşadıklarını biliyorum. Hı hı. Bu yüzden de doğru tahıllı, doğru ekmeği her zaman için hayatın hı hı. bir parçası olması gerektiğini ama değiştirmek gerektiğini söylerim. Hep hı hı. aynı ekmeği yemeyin lütfen. Hı hı. Sürekli aynı ekmeklerden uzak durun. Değiştirin. Bir gün kavurucu yiyorsanız bir gün siyez yiyin, bir gün siyez yiyorsanız öbür gün dinkeli yiyin. Değiştirin. Hı hı. O yüzden böyle buzdolabınızda 3-5 çeşit ekmek dondurucu da olsun böyle. Bir gün birinden, bir gün birinden. Hepsinde başka tatlar var yani. Aha. Kefir için de aynı şey mi geçerlidir hocam? Çünkü hep derler ki hani bir kefirin mayasına bağırsak alışır. İkinci hafta kullandığınızda artık onun etkisi azalmaya başlar. Kefirin de markasını hep değiştirin diyorlar. Evde bile yapsanız sürekli farklı mayayla yapılmış olanı tüketin ya bunu diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Yine aynı mantık çünkü. Aynı, ben sirkeyi de değiştirin diyorum. Hı-hı. Sirkeyi de çünkü her gün farklı farklı çeşitlerde içenler var. Onlar da doğru yapıyorlar. Bağırsak florasını arttırmak gerekiyor, çeşitlendirmek gerekiyor. Hı-hı. İnsanın, insan olmanın gerçek hı hı. zenginliğini burada bulacaksınız. Hı hı. Yani
Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli zenginliği budur. Biz çeşitliliğe hazır bir varlığız. 5 milyon tane farklı tadı tadacak bir dilimiz var. Hı hı. Dolayısıyla bir sirkeye alıştım, o çok güzel falan, ömür boyu onu kullanmayın. Değil, değiştirmek gerekiyor. Bir zeytinyağını çok sevdim ya, bu yörenin zeytinyağı çok güzel. Güzel olabilir ama öbür sene başka bir yöreden alın. Zeytinyağını da diyorsunuz değiştirmek evet. Gerekiyor. Çünkü, Kaz Dalı'ndaki fenolik bileşik ile Hatay'daki fenolik bileşik bundan asla başka. Aynı değil. Asla. Banisa ayrı dediğiniz gibi. Asla. Birbirine benzemez de yani iyi bir tadımcı tamam mı? Aldığında hangi yörenin fenolik bileşik olduğunu anlıyor. Anlıyor yani, o kadar farklılar. Peki bağırsak temizliğini bitirdiysek bir de karaciğer temizliğine geçmek istiyorum. Karaciğeriyle ilgili de muzdariplik yaşayanlar var. Bu 7 adımdan bir tanesi de galiba değil mi, karaciğer temizliği? Karaciğer temizliği, bağırsak temizliği olan birinde zaten otomatik başlar. Kendiliğinden. Neden biliyor musunuz? Karaciğer toksinlerini bağırsağa atar. Bağırsaktaki tıkanıklıklar karaciğeri yeniden zehirler. Sen bağırsağı açmış olsaydın zaten karaciğer kendini toparlardı. Artı karaciğerin en büyük detoks besinleri kırmızı pancar salatasıdır. O salatayı yapan birisi zaten detoks yapmış olacak. Karaciğeri en iyi destekleyici de işte biliyorsun demir, hindi, deve dikeni, enginar, şahdere. Bu bitkileri hayatına dahil edenler karaciğerle ilgili sorunlarını hızla toparlarlar. Şahdere dediniz, o şahdere, da ot çay olan demleniyor. Onu ilk kez duyuyorum sizden. Zerdeçal konusunda ne düşünüyorsunuz? Muhteşemdir. Onu, kurkumini daha çok öneriliyor. Bir de onu da ekstratını mı yoksa toz haline mi önerirsiniz? Hayır, ben hiçbir zaman saplement tarzı ürünleri çok da böyle televizyonlarda önermemeye dikkat ederim. Televizyonlarda da bir hastam gelir, onun özel ihtiyacı olur, ona veririm. Bu ayrı bir konudur. Çünkü kişiye özel bir dokunuş gerekiyor. Ancak toplumun bilmesi gereken şey zerdeçaldır. Yani biz kurkumin ilaçtır. Karıştırmayalım birbirine. İkisi bu genellikle aynı biliniyor çünkü. Aynı bilinir, toplumda. Hasta değiller. Evet. Bakın zerdeçallar 500 tane ayrı antioksidan çeşidi var. Bir sürü flavonoidler var. Antosiyanidinler var. Oysa kurkumin bunlardan bir tanesidir. 499 tane daha var orada. Bu bilgiyi bilseydiniz siz ne düşünürdünüz? Yani orada bir takım var. Evet. O takımın kullanılması gerekirken ben oradan içinden bir izole bir tane kurkumin çıkarıyorum. O kurkuminle bu işi halletmeye çalışıyorsam burada bir hata var. Genellikle sosyal medyada çünkü hani kurkumin telaffuz edilerek yanına bir iki bir şey daha eklenip böyle kür gibi veriliyor ve milyonlarca insan da onu takip edip onu uyguluyor çünkü. O yüzden bir bunun da ihtiyacımız olan bir zerdeçaldır. Ama doğru zerdeçal, güçlü zerdeçal, yani besin anlamında zengin bir zerdeçalın olmasını takip edin. Taze mi şey mi? Tazesi de artık çünkü Antalya'da yetişiyor. Taze mi toz mu? İkisinde olur diyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Tüketilebilir. Hocam peki Ramazan'da nasıl beslenelim? Nasıl doğru beslenelim de vücutta toksik maddeler birikmesin? Bağırsağımızı da temizleyelim. Daha sağlıklı geçirelim bu ayı. Şimdi Hülya, benim Ramazan'da nasıl besleneceğimizle ilgili 25 dakikalık bir videom var YouTube'da. Onu arkadaşlar koyarlar şimdi sağlıklı. Evet. Oradaki o videoda özetle şunlar var. Diyoruz ki sahurda vücuda su veren gıdalar alınız. Sahurda su veren gıdaları bilin. Az önce bir salata tarifi vermiştim ya. Buna benzer salatalar yapınız. İftarda vücutta sizin için son derece hazmı kolay, yekünde güçlü besinler ama hazmı kolay besinler tercih edin. Yani besin gücü mesela, yüksek, mikro besin derece. Yani alışık olduğumuz besinlerle, yani böreklerle, çöreklerle, bunlar aslında az yenirse şifa olur. Az yenirse. Bunlarla doyarsak yük olur ve Ramazan bereketini kaçırırız. Sahurda suyu tutan besinler alın. Suyu taşıyan. O da yağdır. Yani sahur yağlı olmalıdır. Sahurda o salatalı bol yağlı yaparsanız o yağlar o sebzeleri tutar. Eminimini yavaşlatır. Ve siz iftara doğru bile o sebzelerin, o salataların suyuyla halen bağırsaktan kana su geçer ki hiçbir susuzluk yaşamazsınız. Mümkün de susuzluk yaşamazsınız.
Dolayısıyla mutlaka salata yapıyoruz. Sahurda bir salatamız olsun ve bol yağ alıyoruz. Ve bol yağ alıyorsun. Hı hı. Evet. Ve iftarda da mutlaka önce suyunuzu için, sonra gidin namazınızı kılın. 15 dakika geçer o su emilir ve o takviye bir suya dönüşür. Hı hı. Yediğiniz yemeğin yükü ne olursa olsun kanınız o gün boyu susuz kalmıştı ya. Bu suyu önden aldığı için güçlü bir şekilde hazma yüklenir. Aksi halde hazmetmekte zayıflanırsınız. Peki hayvansal gıda tüketimine ne diyorsunuz? Oruçluyken, sahurda, iftarda orada ne yapalım? Şöyle, sahurda yapılacak en hatalı yani yiyecek şey hayvansal proteindir, peynirdir. Bence yumurta burada yine kabul edilebilir, yumurta yenilebilir ama bol yağlı pişirilmesini tavsiye ediyoruz. Ama peyniri kesinlikle sahur için sadece tadımlık düzeyinde kabul ediyoruz. Tadımlık. Çünkü tuz yüküyle ve protein yüküyle aşırı su ihtiyacı olur. Proteinlerin hazmında aşırı su kullanılır. Yani onların ürettiği 100 gram proteinin hazmı için 500 gram suyu idrarla atarsınız. Bu kadar suyu bulamayacağınız için oruç olduğunuzdan siz sadece böyle akşama kupkuru bir dille. Dilimiz damağımız kuruyacak öyle olursa. Evet, kupkuru bir dille iftara gelirsiniz. O zaman önermiyorsunuz peyniri de. Yine mümkünse yani, Ramazan'da en azından tüketmeyelim. Evet, tüketelim. İftarda yenebilir ama sahurda değil. Sevgili hocam Eyüp Yılmaz, kanalıma konuk olduğunuz izleyicilerimize de yine çok yararlı faydalar verdiniz. Faydalı bilgiler verdiniz. 7 adımda 40 yıllık beden temizliği konusunda sizden bilgi aldık. Kitabınızı da okumak isteyenler online'dan veya işte bir kitapçıdan istediği zaman edinebilirler. Çok teşekkür ediyorum kanalıma konuk olduğunuz için. Eksik olmayın. Ben de izleyicilerimize ve dinleyicilerimize detoks kamplarımızla ilgili bilgilenmeleri için bizim DotoFit Instagram hesabını takip ediyor olmalarını tavsiye ederim. Beslenmenin alfabesi eğitim programıyla çoluğuna, çocuğuna, geleceğine ait yepyeni lezzetli tariflerle evinin, mutfağının rengini ve lezzetini değiştirebilme şansı olduğunu hatırlatmak isterim. İyi ki varlar, sevgiler. Altında çizmiş oldum böylelikle eğitimlerinizin ve kamplarınızın da çok kıymetli. Umarım bir gün ben de gelirim. Çok güzel yerlerde yapıyorsunuz. Çok özeniyorum çünkü. Memnuniyetle sizi misafir etmekte onur duyarız. Çok sağ olun hocam.